Arkadaşlar merhaba, PES 2020 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, günün ilk videosunda oyuncuları almıştık. Gümüş kadromuzu kurmak için takasla 4 tane oyuncu almıştık. Çok fazla ilgi alaka olursa da günün ikinci videosu olaraktan da yükseltme yapacağımı söylemiştim arkadaşlar. Bu aldığımız oyuncuları yükselteceğiz. Şimdi defansta Ozan Kabak ve Merih Max, Ahmet Kutucu Max. Orta sahadaki ofansif orta saha Lee Kang, o da max seviyede. Şimdi Rodrigo'yu, Cengiz'i, Foden'i, bir de kaleciyi yükseltmeye başlayalım bakalım arkadaşlar. Sırayla genç oldukları için çok fazla antrenör gidecek arkadaşlar. Zaten tur etkinliklerinden de sürekli kasıyoruz. Haydi bakalım, öncelikle kimden başlayalım? Cengiz'imizden başlayalım. Elimizdeki Cengiz'i oraya bastık zaten. Antrenman dedik. Elimizde çok fazla zaten antrenör var. Tur etkinliğinden sürekli kasıyoruz. Elimizde mevcut. Bakalım şöyle kaç tane bastık. 18 tane 2 yıldızlardan, 3500'lüklerden bastık. Bu şekilde bu aralarda çok fazla içerikler üretmeye çalışacağım artık. Gold kadromuz var biliyorsunuz. Şimdi gümüş kadromuzu kuruyoruz. Bronz kadro yapacağız. Daha sonrasında Cengiz'imiz max seviyeye geldi arkadaşlar. Beyaz kadromuzu da yapacağız. Bu aralar biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı ligler tamamen durmuş vaziyette. Haftanın oyuncuları da gelmiyor. Bakalım önümüzdeki süreçte tabii bizi neler bekliyor bilemiyoruz. Merakla bekliyoruz. Öncelikle Cengiz'imizin özelliklerine bir bakalım. Top kontrolü sürmesi gayet güzel. Bitiricilik biraz düşük kalmış, 83. Ama Cengiz'in hızlanması, falsosu, şut gücü gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Yani sağ açıkta sol ayaklı Cengiz Ünder'i ben çok beğeniyorum. Birçok oyuncu da var. 91'e kadar falan yükselen oyuncu da var ama ben tercihim Cengiz'den yana arkadaşlar. Hemen şöyle geri geldik. Şöyle kutumuzu bir toplayalım. Kutumuzda çünkü çok fazla antrenörümüz var arkadaşlar. Sürekli kasıyoruz. 15.000 GP, 30 My Club parası. Tamam, geriye geldik hemen. Bu arada bilmiyorum GP'mi fark ettiniz mi etmediniz mi? Çok fazla yeni oyuncu katıldığı için kadroma. Ondan dolayı elimdeki birkaç tane daha eski oyuncular vardı. Onları da sattım arkadaşlar. Antrenman dedik. Şimdi Foden'i yükseltelim bakalım. Şöyle basmaya devam edelim. Cengiz'e 18 tane basmıştık. Bakalım buna da şöyle 18, hatta 20 tane basalım. 20 tane daha bastık. Toplamda 38 tane basmış olduk. Büyük ihtimalle yetmeyecek ama üstüne tekrar basmaya devam ederiz arkadaşlar. Dediğim gibi Player of the Week gelene kadar, artık ligler yani hayat normale dönene kadar bu şekilde farklı içeriklerle, maçlarla karşınıza çıkmaya devam edeceğim arkadaşlar. Geri geldim tekrardan. Şu kutumuzu bir tekrar toplayalım. 20 tane daha aldık. Geri geldik. Bunları eritelim ki arkadaşlar. Hem de kullanmış oluyoruz bu şekilde. 18 bir bastık, 21 bastık şu ana kadar. Devam ediyoruz. Belli bir seviyeden sonra çünkü çok fazla antrenör yiyor. Şöyle 16 tane daha bastım. Devam ettik. Yeter mi? Yetmeyebilir, yetebilir. 51, 52. 52'ye geldi. Biraz daha basacağız. Şuradan biraz daha alalım bakalım kutumuzdan. Tümünü al dedik. Bakalım ne oldu? Bazen böyle internet bağlantısında problem olduğu zaman bu şekilde yapabiliyor tabi. Foden'i yükselttikten sonra kanatlara geçeriz. Pardon, kaleciyi de yükselteceğiz. Sonra kanatlara bakarız. Durum değerlendirmesi yapar. Devam ettik şimdi. Şöyle 7 tane daha bastım. Max seviyesine geldi Foden. 90 seviye olmuş. 89'da Getson'umuz var. Tamam, ikisini yükseltmiş olduk. Şimdi şu kalecimizi yükseltelim. Kalecinin dediğim gibi özelliği çok iyi arkadaşlar. Özellikleri benim hoşuma gitti. Fena değil. Tek kötü yanı boyunun kısa olması. Ama onu da sıçramasıyla kapatıyor diyebilirim arkadaşlar. 8 tane şöyle 3 yıldızlardan da basalım. 14 tane basmış olduk.
Fiziksel durumu 7 olması da en büyük etkenlerden bir tanesi oldu bu kaleciyi tercih etmemin. Çünkü fiziksel temas arkadaşlar biliyorsunuz kalecinin maça moralinin yüksek olmasının çıkmasını sağlıyor. Aynı şekilde kondisyon derecesi de o şekilde arkadaşlar, bilginiz olsun. Geçenki bir videolarda bahsetmiştim bu konudan. Birçok kişiye bilgisi olmayan arkadaşlar var, bilenler var. O yüzden dile getirelim dedik. 44 direkt maxladı, 87 seviyeye kadar yükselmiş oldu kalecimiz. Geriye geldik. Şöyle özelliklerine bakalım. Foden'in özelliklerine bakmadık, hemen onlara da bakacağım arkadaşlar. Kalecimiz bu şekilde. Alçaktan pas, yüksekten pas özelliği de fena değil. Sıçraması 95 arkadaşlar. Dediğim gibi hani boyu çok fazla uzun değil ama sıçramayla bunu kapatıyor. Hızı, hızlanması da fena değil. Yani normalde kalecilerin bu kadar hızlı değil. Kalecilik özelliklerine bakalım. Farkındalığı 93. Kaleci refleksi de 96. Fena değil. Bir gümüş topa göre idare eder. Fiziksel durumu 7. Dediğim gibi gelişine vurma. Kaleci uzun taç. Penaltı kurtarıcı gibi özellikleri de varmış. Şu Foden'e bakalım. Foden'imiz de gayet güzel. 19 yaşında. Top kontrolü sürmesi gayet iyi. Sıkı top tutma. Bakalım hızı 84. Hızlanması 90. Gayet güzel. Denge 99. Dayanıklılık 85. Top kazanması bile varmış bakın arkadaşlar Foden'in. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Cengiz Foden. Bakalım burada şimdi kanatlar kaldı. Kanatları da yükseltelim. Ülkenin ilk önce Davis'i yükseltelim bir bakalım. Şuradan 3 yıldızlardan basmaya devam edelim. Kaç? 14. 16 tane fazla gelir. Bunlar 3 yıldızlı çünkü. 14 tane bir bastık. Yetmezse tekrar üstüne basarız zaten. Kadromuzu güzelleştiriyoruz. Bir Getson eski kart olaraktan kaldı. Ama Getson'u da değiştirmem arkadaşlar. Birçoğunuz yazmış. İşte 91-92'ye kadar yükselen oyuncular var arkadaşlar. Biliyorum. Aslında videolarda bundan bahsediyorum ama herhalde o bölümleri izleyemiyorsunuz. Ya da geçiyorsunuz ya da duymuyorsunuz. Duymadan geçiyorsunuz. Bahsediyorum ama Getson benim için değişmez arkadaşlar. O mevkide. Hem dayanıklılık bakımından, hem hız bakımından, hem de oyuna katkı bakımından ben çok beğeniyorum. Direkt maxladı Davis arkadaşlar. 90 seviyeye geldi. Hemen özelliklerine bakalım. Bayern Münih'in sol beki. Bakın top kontrolü sürmesi. Yani bildiğiniz bir orta saha oyuncusu gibi arkadaşlar. Hızı 99, hızlanması 99. Defansif farkındalığı çok iyi değil. Ama bizim için kanatta iş yapması önemli. Dayanıklılığı da biraz düşükmüş. Şimdi Emerson'u yükseltelim. Öncelikle geriye geldim. Şu kutumuzu bir daha bir tekrar toplayalım. 36 tane daha öğeyi almışız. Bayağı bir erittik burayı. 29 tane kalmış. Oyuncular dedik. Emerson'u da yükseltelim. Şöyle buna 20'den fazla basalım. 20 tane varsa tabii. 24 tane bastım. 2 yıldızlardan, 3500'lüklerden. Haydi bakalım. Kadromuz şu anda tamamen max seviyesine, yani gümüş kadromuz max seviyesine gelmiş oldu. Biraz ben maç yaparaktan, bu etkinliklerde maç yaparaktan takım ruhunu biraz yükselttikten sonra klasman bölümünde süper yıldız seviyesinde maç yaparız bu takımımızda. O maçı da yayınlarım inşallah en kısa zamanda ama biraz takım ruhunu, oyuncuların aşinalığını iyileştirmem gerekiyor. Bir yani 10 tane, 10-15 tane maç yapmak lazım. Bu özelliklerinin yükselmesi için. 45'te kaldı. Bastık tekrardan. Şöyle 2 yıl, 3 yıldızlardan da 2 tane daha basalım. Yetecektir muhtemelen. 48, 49, 50, 51. 91 seviye sağ bekimiz. Evet, özelliklerine bakalım. Gidelim kadroda bir duruşuna bir bakalım. Kadroda nasıl duruyor? Ondan sonra zaten yavaş yavaş videomuzu noktalandıracağız. Tamam, gayet güzel özellikleri. Geriye geldik şimdi. Kadromuza şöyle bir bakalım. Ha, Rodrigo'yu yükseltmedik. En önemli oyuncuyu yükseltmedik. Pardon ya. Rodrigo'yu nasıl atladık? İlk önce şöyle bir gelelim. Kutumuzu bir toplayalım. Rodrigo'yu
Çünkü bayağı yer büyük ihtimalle. En önemli oyuncumuzu unutmuşuz. Geri geldik. Bakalım, kutuyu hemen hemen erittik bu oyuncularla. Rodrigo neredeydi? Rodrigo. Buralarda bir yerdeydi. Elif Elmas'ımız da var. Onu da yedeklere koyarız. Bir sonraki bölümlerde yükseltiriz. Rodrigo şurada. Eski Rodrigo'yu üstüne basmıştık. 30 seviye kadar geldi. Tamam, şöyle biraz fazla yer bu. 20 tane basmamız lazım. Hatta 22 tane yapıştırdık bakalım. Rodrigo'ya 93 oluyor arkadaşlar. Bizde 92'liği vardı geçen seneden kalan. Hatta geçen seneki Rodrigo ben Player of the Week'ten bulmuştuk, haftanın oyuncularından. Bu 48 seviye kadar geldi. Çok fazla gitmedi. 22 tane bastık bir de. Geldim geriye tekrardan. Kadromuzun son haline bakacağız arkadaşlar hemen. 22 tane daha aldık. Kaldı mı burada? Kaldı. Antrenman yapalım hemen tekrardan. Rodrigo'muz nerede? Burada. Bayağı bir yiyecek herhalde. Büyük ihtimalle bu. Devam edelim şöyle. 3 yıldızlardan da basalım bayağı bir. 22 tane daha bastık. 61 seviye kadar gidiyor çünkü. Buralarda çok fazla yiyor. 56, 57, 58. Tamam, yetti. 93 seviye Rodrigo ekledik takımımıza. Şimdi gümüş kadromuzun efsane bir takım kurduğumuzu düşünüyorum ben arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gerçekten 10 numara 5 yıldız oldu. Şu anda kadromuz gayet güzel. Şöyle oyuncu ayarları diyelim. Cengiz Ünder sağdan Cengiz, soldan sağ ayaklı birisi vursun. Sağ ayaklı. Kim vursun? Rodrigo vursun. Tamam, hepsi de sol ayaklıymış ya. İleriye de Merih Demiral çıksın. Tamam. Kaptan da Getson'u seçmiş otomatik olarak. Tamam, eğrilemeyelim hiç. Kadromuz bu şekilde oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, oyuncuların aşinalıklarını ve takım ruhunu biraz daha yükselteyim. Bunlarla birkaç tane maç yaparız. Bir 10'a yakın yapmamız lazım. Biraz takım ruhunu yükseltmemiz lazım. Bir 90'a kadar en azından gelsin ki. Çünkü klasmanda süper yıldız seviyesinde Player of the Week'lere karşı maç yapacağız. Ondan dolayı biraz bunları yükselteyim. Gümüş kadroyla da maçlar gelecek. Mutlaka takipte kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.